Yok, böyle olmayacak. Benim bir yolunu bulup hamile miyim değil miyim öğrenmem lazım. Belirsizlik daha kötü. Alo, hemşire hanım merhaba, ben Eylül. Eylül, ne yaptın testi? Sonuç ne? Geçersiz. Hiç çizgi çıkmadı. Anladım. Olabilir, evet. Belki daha kesin bir yoluna başvurman gerekir. Kan testi gibi bir şey mi? Evet. İşin yoksa gel hemen dosyanı açıp laboratuvara örnek gönderelim. Yok, olmaz, dosya olmaz. Benim bu işi gizlice halletmem lazım. Başka bir yolu yok mu? Eylül, bak burada sağlığın söz konusu. İyi değilsin zaten. Çok fazla bulantın var. Bitkinsin. Gel güzelce testini yapalım. Tamam mı? Peki, tamam. Müsait olduğum bir zamanda geleceğim. Eylül, bir bakar mısın? Evet. İlerideki malları saymaya gideceğiz. İşim bitince seslen bana. Birlikte gidelim. Tamam, az kaldı zaten. Eylül. Eylül, iyi misin sen? Eylül. Eylül. Eylül, aç gözlerini. Eylül. Eylül. Hadi. Eylül, aç. Aç gözlerini hadi. Eylül. Konuşurken bir anda bayıldı. Zaten birkaç gündür hasta gibiydi. Midesi falan bulanıyordu. Tamam tamam, sakin. Nabzı normal. Siz dışarı çıkın. Beyefendi dışarı. Nasıl hissediyorsunuz? Ne oldu bana? Neden buradayım? Ciddi bir şey yok. Biraz tansiyonunuz düşmüş. Hamilenin ilk zamanlarında biraz bitkinlik, tansiyon düşüklüğü olur. Korkulacak bir şey yok. Bir dakika. Nasıl? Hamileliğin ilk zamanlarında... Ne? Hamile miyim ben? Özür dilerim. Ben biliyorsunuz sandım. Neyse, mutlu haberi benden duyun o halde. Hamilesiniz hanımefendi. Şimdi dinlenin. Bunların hepsini birazdan görüşeceğiz zaten. Doktor bey, Eylül'ün durumu nasıl? Eylül? Beyefendi, sakin. Eylül, iyi misin? Yaz. Eylül, bilmediğim bir sorun mu var? Bak sen iyi değilsin. Neyin var Eylül? Şimdi bana her şeyi anlatın. Eylül'e ne oldu? Eylül, Eylül dur. Babamın söyledikleri için özür dilerim. Dokunma bana. Yeter artık. Yeter!
ailen de sen de benden uzak durun. Anladın mı? Uzak durun. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Koskoca Ankara'da denk geldiğim kıza bak. Oğlum kendini o kızdan zor kurtardı. Ben de birleştireceğim diye uğraşıyorum. Tövbe yarabbim tövbe. Bilerek çıkmıştır o kız senin karşına. Yoksa bu kadar tesadüf olamaz. Vallahi bilmiyordum Adnan. Beni hırsızdan kurtardı. Evine götürdü, annesiyle tanıştırdı. Bana hiç öyle bela çıkaracak insanlarmış gibi gelmedi. Yağız'ı ondan kurtarana kadar canım çıktı. Az kalsın seni de kaptırıyorduk aynı para göze. Kim bilir neyin peşindeydi. Kesin senin zengin olduğunu anladı. 3-5 kuruş koparayım diye yardım etmeye çalıştı. Yoksa bu kız babası olsa karşılıksız yardım etmez. Eylül'le aramızda ne yaşanırsa yaşansın. O bu laflar hak etmedi. Senin düşmanının kızı olabilir. Ama benim Eylül'le bir geçmişim var. En azından bana saygı duyacaksın. Sen de biraz babana saygı duy. Bırak artık o kızın peşinde dolaşmayı. O kafeyi de niye aldığını bilmiyorum zannetme. İstediğin gibi düşünebilirsin. Nerede, ne şekilde yatırım yapacağıma sen karışamazsın. Yürü Nermin. Nasıl insanlarla yüz göz olmuşsun sen oğlum? Bu kız için mi üzdün o kadar kendini? O kız senin peşini bırakmak için babandan para istemiş. Gizlice evlenmeye de kalkışmışsınız. Doğru mu bunlar? Konuşacağız. Yalansa yalan de hadi. Yalan değil. Hepsi doğru. Eylül sandığım gibi kız değilmiş. Ama daha önemlisi ne biliyor musun anne? Bunca yıllık babam. Tanıdığım adam değilmiş. Keşke burası bizim olsaydı. Masalara kareli örtüler sererdik. Şuraya da bir berjer. Sonra... şuraya bir kütüphane koyardık. İnsanlar kitaplarını okurlardı. Kusura bakma kızım. Anner amcam biriyle karıştırdı herhalde. Ne karıştırması be? Bu kız var ya bu kız. Oğlunun hayatını mahveden kız. Beni hapislerde çürütmek isteyen Yaşar'ın kızı bu. Biz bu hale nasıl geldik be Eylül? Bize bunları yapmalarına nasıl izin verdik? Bir de aldığın kızı karşımıza çıkardın. Bak şu saat oldu oğlan ortada yok. Hep o kızın yüzünden. Aldı başını gitti. Ya başına bir iş gelirse? O kız şeytan, şeytan. Ben ne bileyim o kızın Eylül olduğunu. Nasıl geldim ben bu oyuna? Ben oğlumu para göz kızların peşinde telef olsun diye yetiştirmedim Adnan. Olmaz bu böyle. Ben o kıza yapacağımı bilirim. Beklemenin faydası yok. Ben yatmaya gidiyorum. Oo, Ozan. Kolay gelsin. Neler yapmışsın sen böyle? Ne hazırlığı bu? Nasıl olmuş? Şahane.
Aslında her şeyi yeniden başlayalım istiyorum. Hiç kimse huzurumuzu bozsun istemiyorum. Ayrılık korkusu olmadan bir ilişki yaşayalım diyorum. Daha önce de evlenme teklif etmiştim ama bu en güzel olsun istiyorum. Ayrılıktan korkmadan birlikte olmak ha? Herkese nasip olmaz mı? Ama dilerim siz hep birlikte olursunuz. Dilerim bir ömür boyu mutlu olursunuz kardeşim. Eyvallah kardeşim. Umarım bütün sevenler bizim gibi kavuşurlar. Neyse, Aslım gelmeden benim bitirmem lazım. Tamam. Ben de yardım edeyim. Mutluluğunuzda bir payım olsun. Hadi. Şunu açıyorum. Sizinle gurur duyuyorum kardeşim. Her şeye rağmen aşkınıza sahip çıktınız. Birbirinize destek oldunuz. Çok acı çektik. Çok savaş verdik. Birbirimizden nefret etme derecesine geldik. Zor günlerdi. Zor. Çok zor. Keşke biz de... Eylül. Aslım için hazırlık yapıyoruz da yetişmeyecek gibi. Sen de yardım eder misin? Ay, çok isterdim ama benim biraz işim var. Kafede pek bir iş yok. İstersen yardım edebilirsin. Eylül. Sen bizim aşkımızın mimarı sayılırsın. Kırma beni. Hadi. Söyle madem, ne yapıyoruz? Süper. Siz ikiniz buraları düzenleyin. Ben de çiçekleri hazırlayayım. Aslım yoldadır. Sevgilim. Sence bizim oğlumuz mu olsun, kızımız? İkisi de. İki kızımız, iki de oğlumuz olsun. Dört çocuk. Evet. Hadi gel. Oğullarımız da, kızlarımız da sana benzesinler. Senin gibi böyle ışıl ışıl baksın onlar da. Tabii. Biraz afacan olabilirler. Akşama kadar bizi peşlerinden koşursunlar. Evimizden ne kahkaha sesleri ne de çocuk sesleri eksik olmasın. Hayatımızın anlamı ancak bu şekilde çıkar. Sen çok iyi bir baba olacaksın. Sen de annelerin en güzeli, en harikası olacaksın. Bizim sende çok güzel bir yuvamız olacak. Kübra arıyor. Efendim Kübra. Yanınızda mı? Yaklaştı demek ki. Tamam. Hadi elimizi çabuk tutalım, Aslım geliyor. Ne kaldı ki geriye? Şu fotoğraflar ağaca takılacak. Tamam, ben hallederim onları. Ben de ortalığı toplayayım. Eylül. Tamam bırak, ben hallederim. Ya sen Ozan'a yardım et. Ya Eylül bak, yine düşeceksin.
İyi değilsin zaten, başın dönüyor. Ya benim çocukluğum ağaçların tepesine geçti, bir şey olmaz. Hadi sen git Ozan'a yardım et. Hey Allah'ım ya. Eylül! Eylül, iyi misin? İyiyim. Şey, ayağım kaydı sadece. Ben sana söyledim. Lafımı dinlemiyorsun ki. Al yine düştün. Neyse, Allah'tan buradaydım da tuttum seni. Ay sağ ol. Neyse, sen çık bari. Ama dikkat et, düşeyim falan deme, tutamam ben. Merak etme küçük hanım, bana bir şey olmaz. Neyse, ben Ozan'a yardım edeyim. Yaz. Sen iyi misin? İyiyim, iyiyim. İyisin, iyi. Al bakalım. Sen onu seviyor musun? Abla, bu senin için. Teşekkür ederim prenses. Güzel oldu değil mi? Evet. Aslım çok beğenecek. Belki bir gün sen de Eylül için hazırlarsın. Ben de yardım ederim o zaman. Yok abi. Bizim artık hayalini kurduğumuz bir geleceğimiz kalmadı. Birileri bizden çaldı onu. Ne yaptıysam geri alamadım. Yaz. Sen Eylül'ü seviyorsun. Sen Eylül'ü çok seviyorsun. Sevgi her şeyi halletmiyor ki Ozan. Keşke halledebilse. Edin. Siz de onlar gibi birbirinizi seviyorsunuz, değil mi? Seni çok seviyorum Yaz. Her şeye rağmen hala seni çok seviyorum. Seni çok seviyorum Eylül. Her şeye rağmen seni hala çok seviyorum. Ne oldu? Bizim için artık her şey çok geç. Sen Ozan abinin Aslım ablana bak. Olur mu? Doğru. Bizim için artık çok geç. Onlar için yeni başlıyor. Sevil. Çok
sağ ol geldiğin için. Ne demek Eylül'cüm, arkadaşız biz. Gel. Ne dediler? Alırlar mıymış çocuğu? Çok pahalı bir şey miymiş? Pardon, bir su alabilir miyim? Bekle. Oğlum, ana sözü dinle azıcık. Bırak o işi. O kızla burun buruna olmanı istemiyorum. Eylül kandıracak seni yine. Anne, benim şimdi çok işim var. Sonra konuşalım mı? Hadi kapatıyorum. Bu iş biraz pahalıya patlayacak Eylül. 1000 lira dediler. 1000 mi? Kızım burası gene uyguna yapıyormuş ama kötü bir yer değil, korkma. Ben nereden bulayım 1000 lirayı? Denkleştiremem ki o kadar parayı. Ne olacak peki? Sağlık bu Eylül, şakaya gelmez. Neyse sen düşün, benim çıkmam lazım. Sen bana haber verirsin. Tamam, görüşürüz. Bu ne ya? İkinci keredir yanlış getiriyorsun. Dolaptan istedim suyu. Çok özür dilerim, ben hemen değiştiriyorum. Eylül, bir saniye. Çalışanlarımıza gerekli nezaketi göstermeyen müşterilerimize ne yazık ki hizmet veremiyoruz. Şimdi sizi dışarı alabilir miyim? Eylül, bir gelir misin? Özür dilerim. Benim hatam. Bu kafede 2 bardak çay içiyor diye kimse senin sahibinmiş gibi davranamaz. Sadece senin için değil. Bu buradaki bütün çalışanlarım için geçerli bir kural. Teşekkür ederim. Bu arada bu da senin. Niye verdin ki bunu bana? Sadece sana vermiyorum. Bütün çalışanlarıma 1000 lira ikramiye vereceğim. Onlar da haber ver. Gelip alsınlar. Anladım da nereden çıktı ki bu ikramiye meselesi? İşlerimiz açılıyor. Kazandığımız her parada sizin de hakkınız var. Güle güle kullan. Sağ ol. Onlara da haber vereceğim. Eylül, bir derdin, bir sıkıntın yok değil mi? Sağlığın da iyi. İyiyim. Bir sıkıntım yok. Teşekkür ederim. Alo. Biz bu kliniğe hemen yarına randevu alabiliyor muyuz? Ben bir an önce halletmek istiyorum bu işi. Yok yok, hallettim ben para işini. Ben hemen aldırmak istiyorum bebeği. Eylül. Neredesin Eylül? Ne işin var senin burada? Buyurun. Muayene olmak için gelmiştim de. Üst katta. Derya Hanım. Derya Hanım. Sizi böyle alalım.
Kimse yok mu? Allah Allah, ne karıştırıyor bunlar? Konuşurken bir anda bayıldı. Zaten birkaç gündür hasta gibiydi. Midesi falan bulanıyordu. Hasta mı acaba? Pardon. Ben bir hastanıza bakıyordum da. Aslında sizin hastanız mı değil mi bilmiyorum. Ama bu binaya girerken gördüm. Yani burada olabilir. Adı Eylül. Sizinle hasta bilgilerimizi paylaşamam. Kendisine ulaşıp sorun. Peki muayene için sizden mi sıra almamız gerekiyor? Beyefendi, burası kadın doğum. Benim annem gelecekti de. Ben sırayı onun için alacağım. Şöyle oturun, ben haber veririm. Klinikte ne işleri var bunların? Allah Allah. Hazırsanız buyurun operasyon odasına geçelim. Evlen benimle. Hemen bugün şimdi evlen benimle. Burası da yatak odamız. Her sabah güzel gözlerine bakıp uyanacağım burada. Ben çok mutluyum. Tamam. Sıra alma işlemi daha ne kadar sürer? Beyefendi, siz oturun, ben haber vereceğim. Sizin bir yerleşin, doktor bey birazdan gelir. Çok iyi bir baba olacaksın. Sen de annelerin en güzeli. En harikası olacaksın. Bizim sende çok güzel bir yuvamız olacak. Hadi uzanın. Alo. Tamam doktor bey. İstediğiniz evrakları arşivden alıp hemen geliyorum. Eylül buraya geldiyse kayıtlarda vardır elbet.
yapmanıza gerek yok. Henüz gebeliğin başlarındasınız. Ne olduğunu anlamadan bitecek. Önce ultrasona bakalım, sonra operasyona geçeceğiz. Aşkım hadi gelin artık, yemek hazır. Mısra hadi anneciğim. Anne azıcık daha duralım. Babamla saklambaç oynuyoruz. Hadi babacığım. Anneyi bekletmeyelim. Yarın devam ederiz oyuna. Geç oldu artık. Hava da serinledi. Üşüyeceksiniz. Hayatım, Mısra'nın bisikletini alıp kapımızı kapatır mısın artık? Asıl listesi. Heh, burada. Ayça Hanım bir bakar mısınız? Tabii. Gibi koşturalım. Beyimiz keyfinde. Oh ne ala. Alo Koray. Neredesin? Çabuk işini bırakıp vereceğim adrese gel. Eylül'le bu kara olan bir işler karıştırıyor. Haberin olsun. Böyle olmayacak. Niye geldiğini bilmiyorum ama buralarda bir yerlerdesin Eylül. Affedersiniz, ben birine bakmıştım. Derya Hanım. Ben böyle 1.70 boylarında dalgın saçlı bir kız arıyorum, gördünüz mü? Yok, hayır görmedim. Çok pardon, teşekkür ederim. Önemli değil. Eylül. Yaz. Senin ne işin var burada? Asıl senin ne işin var Eylül? Niye geldin buraya? İyi misin? Gitmem lazım benim. Eylül. Benden ne saklıyorsun?
Senin bir hastalığın falan mı var? Arkadaşınla konuşurken duydum. Sağlık bu şakaya gelmez dedi. Eylül. Hasta mısın? Ne olur saklama benden. Hamileyim ben Yaz. Senden hamileyim. Ben bu bebeği kaybedemem. Ben seni kaybettim. Ama onu kaybedemem. Eylül. Söyler misin bana ne oldu? İyiyim ben. Hasta filan değilim. Gitmem lazım dedim. Eylül. Eylül. Bekle. Yaz ne olur bırak artık. Ya bir şeyim yok diyorum sana bırak. Eylül. Niye buradasın o zaman? Niye bu kliniktesin? Bırak onu. Niye? Yaz bırak dedim. Ne var bu kağıtta? Eylül. Neyin varsa anlat. Sağlığınla ilgili bir problemin var. Ya bir şeyim yok diyorum sana. Karışma bana. Bırak şu kağıdı da artık. Bir... Yaz ver şu kağıdı. Ver şunu. Eylül dur. Bakalım. Bu kağıtta ne yazıyor? Hayırdır aslanım? Nesi varsa var. Sana ne? Bak. Sen her şeye burnunu sokma. Bas git şimdi. Eylül. Neyin varsa söyle. Eylül bize yardıma geldi. Annemi buraya getirdik. Biraz rahatsızlandı. Eylül de yanında olmak istedi. Kadınsal mevzular. Bir ara detayları anlatırım. Eylül de hem benim hem annemin yanında olmak istedi sağ olsun. Artık bu kızın peşini bırak tamam mı? O senin hiçbir şeyin değil. Değil mi Eylül? Evet. Öyle. Ben de sandım ki. Ne sandın? Annem adına özür dilerim. Yelda'yı davet etmiş. Ama ben ona sorarım. Yok söyleme bir şey. Alıştım ben zaten. Ama kız çok fena olmadı mı? Kıymet verdiğim biri deyince kendisi sandı herhalde. Oysa ki ben senden bahsediyordum. Ben teşekkür ederim. Etme. Sana kıymet verdiğim doğru. Ama anneme de söylediğin gibi. Sen ve ben diye bir şey yok artık. Biz bittik. Öyle değil mi? Öyle. Neyse. Benim mesaim bitti. Eylül. İyi misin? Başı mı döndü yine? İyiyim. Birden kalktım ya ondan döndü. Eylül. Gerçekten iyi misin?
Oğlum kızın haberi yok. Ya anasına babasına istemem derse? Merak etme demez. Eylül'le evleneceğiz. Önce böyle bir naz falan yapar da hallederiz. İnşallah bir bildiğim vardır. Var var. Var, hem de çok bildiğim var. Belki de en iyisi gitmek. Senden gitmek Yaz. Karnımda senin bebeğini taşırken sana öyle uzaktan bakmak o kadar zor ki. En güzeli gitmek. Gidip bebeğimi tek başıma büyütmek. Yaşar abim, haberinizi bekliyoruz artık. Kız bu, nazlanır belki ama bakın görün, olur bu iş. Boş verin değil mi Orhan? Konuştuğumuza da değmez. Bir densizlik yapmışlar işte. Ya olur mu öyle şey Yaşar? Allah Allah. Allah'ın adını vermişler, istemişler. Hem gelenek diye bir şey var canım. Yani ne bileyim, bizim bunu bir Eylül'e sormamız lazım. Olmaz öyle. Ne oluyor ya? Neyi soracakmışsınız bana? Kızım bu Raziye Hanım'la Koray... Ha gördüm, gidiyorlardı. Niye gelmişler yine? Kızım Koray seni istiyormuş. Raziye Allah'ın emri, peygamberin kavliyle talibiz biz Eylül'e diyor. Şimdi adettendir, bizim sana bir sormamız lazım. Bu Koray'la senin bir ilgin var mı? Ne bileyim yani Koray'la sen. Anne bak ben. Yavrum! Kızım. Yavrum! Kızım. Eylül yengenin bardağı mı o? Biliyor musun? Uzun bir süre sonra ilk kez birlikte güldük. Abi, onu gülerken görmeyi o kadar özlemişim ki. O da seni özlüyor bence. Ben bilirim yengemi. O seni seviyor. Sen de onu seviyorsun. Bir şans daha verseniz. Alsan yengeyi karşına, konuşsan olmaz mı? Ne oldu kızıma doktor bey? Allah aşkına bir şey söyleyin. Ne zamandır böyle? 10 dakika ya oldu ya olmadı. Taksiye bindirip hemen getirdik. Vallahi öylece bayıldı kaldı. Bir zamandır da halsiz aslında, midem bulanıyor diyordu. Tamam tamam, siz sakin olun. Endişe etmenize hiç gerek yok. Biz şimdi kan değerlerine bakalım. Size ona göre haber veririz. Lütfen siz dışarıda bekleyin. Yavrum. Kızım. Hadi Yaşar. Hemşire adam. Kanını alabiliriz. Olanlar oldu abi. Adnan Bey girdi aranıza. O Koray denen pislik herif girdi. Sizin hayallerinizi yıktılar. Siz evlenecektiniz abi. Hem benim de yeğenim olacaktı. Mısra. Kızımızın adı Mısra olacaktı. Mısra. Güzel isim.
Git konuş yengeyle. Bir bir anlat. Durmadan anlat. O inanana kadar anlat. Sizin kaderiniz bir ağam. Sen o kıza ömrüm dedin. Bir kez daha konuşmaya değmez mi? Hem eminim ki o da bunu bekliyordur. Belki biter bu ayrılık. Yengemle senin düğününü yaparız. Değmez mi? Hiç, banka falan galiba. Kızımın neyi var doktor bey? Durumu nasıl? Allah aşkına bir şey söyleyin, niye uyanmadı? Biraz dinlensin, kendine gelir. Bu durumda normal bu bayılma. Hangi durumda? Hasta masta değil değil mi? Lütfen sakin olun. Kızınız gayet iyi durumda. Hatta size güzel bir haberim var. Güzel bir haber mi? Nasıl? Gözünüz aydın. Eylül Hanım hamile. Eylül Hanım bir bebek bekliyor. Derdim namusuna leke getirmek değil Yaşar baba. Meseleyi öğrendiğim gibi anamı kaptım geldim zaten. Allah'ın emriyle istedik Eylül'ü. Hepiniz şahitsiniz. Biz aşkımızı yüzüstü bırakıp gidecek adam değiliz Yaşar baba. Bir hata ettik. Gençliğimize yenik düştük. Günaha girdik. Ama kıyarız nikahımızı, öperiz elinizi, bu mesele kapanır gider. Doğru mu bunlar Eylül? Sen Koray'ı seviyor musun? Cevap versene kızım. Sen birden silaha sarılınca öyle Yaşar baba. Korktu tabii kız. Haklı olarak. Söyle aşkım. Söyle bilsinler. Ölümden öte köy yok. Söyle bilsinler. Yaşar baba sıkacaksa senin için kurşun değilim ben. Yeter ki evladımız mutlu olsun. Senin yüzün gülsün yeter bana. Eylül. Eylül. Git buradan hemen. Git. Telefonda sesin çok kötü geliyordu. Merak ettim. Ne oldu, kötü bir şey mi oldu? Beni unut demek için aradım. Benden de hayatımdan da uzak dur artık demek için aradım. İstemiyorum. Senin yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum, anladın mı? Git şimdi. Git artık, bitsin bu saçmalık. Eylül. Eylül ne demek bu? Yaşar baba. Dediğim gibi.
Sizin de rızanızla bir an önce bu nikahı kıyalım. Kızınız helaliyle karım olsun. Yaşarım, ne yapıyorsun? Ne arıyorsun? Söyle de belki yardım ederim. Baba, bak ne olur korkutma bizi yine. Ne arıyorsun? Söyle. Bebek benim bebeğim. Biz Eylül'le birbirimizi seviyoruz. Biz aşkını yüzüstü bırakacak adam değiliz. Bir hata ettik. Gençliğimize yenik düştük. Günaha girdik. Ama kıyarız nikahımızı. Öperiz elinizi. Bu mesele kapanır gider. Kıyalım tabii. Madem öyle gerekti, kıyalım, evlendirelim. Yaşar, bak yapma böyle. Kalbin sıkışacak ondan sonra. Söyle ben... Buldum. Bunları arıyordum. Gelin telleri. Baba. Rahmetli anamın telleri bu teller. Güzel anamın. Garip anamın. Halanla bizi tok yatırıp kendi aç uyuyan anamın gelinlik telleri. Eylül evlenirken saçlarında takılı olsun dedi. Gelenektir dedi. Gelinler saçlarına tel takar. Senin hakkın telli duaklı gelin olsun dedi. Babam. Ben böyle olsun istemedim. Gelinler masum olur. Gelinler beyaz giyer. Gelinler saçlarına bu tellerden takar. Gelinler gururludur. Çünkü alnı açık çıkarlar baba evinden. Konu komşu görsün diye. Bu kız iyidir. Bu kız anasının babasının yüzünü yere düşürmemiştir desinler diye. Sen bizim yüzümüzü yere düşürdün Eylül. Namusumuzu iki paralık ettin. Ama al. Annemin vasiyetini yerine getiremedim demeyeyim. Yaşarım. Kalk hadi. Bak kendini daha rağbettin, bizi daha rağbettin. Hadi kalk. Babam ne olursun affet beni. Yalvarırım sana affet. Bu tertemiz bir kadının vasiyeti. Senin hakkın. Evladımsın sen. Alnında kara bir leke de olsa... Sen benim evladımsın. Al bunları. Koray'la evlenirken saçlarına takarsın. Thank you.
Allah sen değilsin. Sen benim masum bebeğimsin. Yaz bilmese de, dedem bilmese de, sen benim bebeğimsin. Söz veriyorum. Söz veriyorum, hiçbir şey olmayacak sana. Söz veriyorum, ben seni hep koruyacağım. Kusura bakma Ozan. Acil çıkmam gerekti. Ha, yok bir şey. Konuşuruz sonra. Mutluluklar kardeşim. Aslıma da ilet. Tamam. Görüşürüz. Bir saniye. Bizim düğünümüz de burada olacaktı. İlk tanıştığımız yerde. İstemiyorum. Senin yüzünü görmek, sesini duymak istemiyorum, anladın mı? Git şimdi. Git artık, bitsin bu saçmalık. Neden Eylül? Neden bunu söyledin? Bana olan aşkın gözlerinden okunuyorken neden gitmemi istedin? Allah'ım ne oluyor ya? Biz ne türlü belanın içindeyiz? Bana bir açıklama yapmak zorundasın. Yaşadığımız bunca şeyin üstüne en azından bir cevap vermek zorundasın.